Arkadaşlar merhabalar. Ee, mental çağrışımlar serisinde anemilerin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Romatoid artritli bir hastamız var. Yorgunluğu ve güçsüzlüğü var hastamızın. Fizik muayenede soluk, serum demiri düşük, feritin yüksek, demir bağlama kapasitesi düşük. Bu durumda kronik hastalık anemisi, inflamasyon anemisi diğer ismiyle aklımızda olmalım. Inflamasyon anemisinde genellikle romatoid artrit örnek olarak verilir arkadaşlar. Tipik bir inflamatuar eklem hastalığıdır çünkü. Bazen de subakut bakteriyel endokardit ya da akut infektif endokarditin örnek olarak verildiğini görürsünüz. Demir eksikliği anemisiyle karışabilir. Normalde normokrom normositer anemi yaparken uzamış vakalarda hipokrom mikrositer anemi de yapabilir. Demir parametrelerinden ferritin inflamasyona bağlı yüksektir. Bu demir eksikliği anemisinden tipik ayrıcı tanı sağlar. Beraber olduğunda demir eksikliği anemisini maskeleyebilir. Neden? Ferritin bir akut faz reaktanı olduğu için inflamasyonla beraber artar. Bu hastalarda bakılmış olsa e, hepsidin düzeylerinin de hepsidin düzeylerinde yüksek olmuş olmasını bekleriz arkadaşlar. Normokrom normoster anemimiz var. CRP ve sedimentasyon yüksek. Hepsidin yüksek transferin saturasyonu düşük. Hem demir hem demir bağlama kapasitesi düşer. Transferin saturasyonu da normal ya da düşüktür arkadaşlar. Bu durum hangisini oluşturuyor? Kronik inflamasyon anemisine oluşturuyor. Evre 4 kronik böbrek hastamız var. Normokrom normositer bir anemisi var. Demir indeksleri folat B12 normal sınırlarda. Hemen ne diyoruz bu hastalara? Renal anemi kronik böbrek hastalığına bağlı anemi. Temel sebebi ne? EPO'nun eksik olması. Aslında multifaktöryel pek çok diğer sebep var ama en önemlisi EPO eksikliği. Anemimiz var, splenomegalimiz var, LDH ve indirek bilirubinde yükselme var. Periferik yaymada eritrositte kristaller. Bu çok özel bir durum. Kristaller şöyle dikdörtgen şekilde görülüyor arkadaşlar. Eritrosit içerisinde görülebilir, boşlukta görülebilir. Koyu boyanan, Dens, dikdörtgen yapılar. Bunlar kristaller. Yapılarını ne oluşturuyor? Hemoglobin C presipite olmuş şekilde kristalleri oluşturuyor. Splenomegali bir diğer önemli işaret. Ve bu hastalık aynı zamanda hemolize neden oluyor arkadaşlar. Nasıl anlıyoruz bunu? LDH ve indirekt bilirubinde artışla anlıyoruz. Lütfen kristal hemoglobin C asosyasyonuna, çağrışmına dikkat edin. Ailede anemi var. Aile öyküsü bazı anemilerde önemlidir. Kolesistektomi öyküsü var. Bu kişisel ya da aile öyküsü olabilir. Çocuk ya da genç anemik ve safra kesesinde taş. Özellikle erken yaşlarda çocuklarda ve genç erişkinlerde, adolesanlarda safra kesesinde taş ve anemi aile öyküsü de varlığında bize neyi düşündürmeli? Mutlaka herediter sferistozu düşündürmeli. Otozomal dominant geçiyor. Splenomegalisi var haptoglobilini düşük, LDH ve indirek bilirubin yüksek. MCHC yüksek çok tipiktir. MCHC yüksekliğinde hemen herediter sferostozu hatırlıyoruz. Periferik yaymada sferositler mevcut. Periferik yaymada sferositler ekstra vasküler hemoliz olan yani dalakta hemoliz olan tüm anemilerde görülebilir arkadaşlar. Ancak bunun en tipik olduğu yerlerden bir tanesi herediter sferostoz bir tanesi ise otoimmün hemolitik anemidir. Neonatal sarılık öyküsü olan genç bir hastada anemimiz var. Periferik yaymada ekinositler var ve düşük dereceli kronik hemoliz var. Bu bir eritrosit enzim eksikliğine bağlı kronik hemolitik anemi. En sık enzim eksikliklerinden bir tanesi piruvat kinaz. Aslında en sık eksik olan glikoz fosfat dehidrogenaz. Ondan sonra piruvat kinaz eksikliği mevcut. Piruvat kinaz hatırlayın. glikolizin krebs cycle'ına bağlantısını sağlıyordu. Buradaki anormallikte Krebs siklinin işlemesi bozulacak, trikarboksilik asit siklüsü. Hücrelerin ATP sentesi azalacak. Eritrositlerde bu ATP eksikliği de hemolize neden olacak. Enfeksiyon sonrasında virüs solunum yolu enfeksiyonu, hızlı başlayan sarılık, anemi, periferik yaymada Heinz body'ler Bunlar supravital boyalarla gösteriliyor ve blister ya da ısırık ya da bite hücreleri saptanıyor. Direkt antiglobulin testi diğer ismiyle kums testi negatif saptanıyor. Klasik bir öyküdür glikoz altı fosfat dehidrogenaz eksikliği. Bakla yeme sonrasında ortaya çıkabildiği gibi enfeksiyonlarla tetiklenebilir. ilaçlarla tetiklenebilir. Bu ilaçları bilmeniz çok önemli. Her bir vakayı bir ilaçla düşünebilirsiniz. Ee, Özellikle oksidasyona sebep olan ilaçlar buna yol açıyor. Ee, malaria ilaçları, primakin, dapson, trimetoprim, sulfametaksazor, sulfa grupları özellikle. rasburikaz, bu ürik asit oksidaz bildiğiniz gibi, peglotikas. Metilen mavisi, toluidin mavisi, Metilen mavisini metemoglobinemi tedavisinde kullanıyoruz. Ancak hastada glikoz 6 fosfat dehidrogenaz eksikliği varsa kendisi burada hemolize neden olacaktır. Nitrofurantoin idrar yolu enfeksiyonlarında sık kullanılıyor. Yine kin olanlar aynı şekilde ve sülfa Lütfen ilaç asosyasyonlarını, ilaç e, ilişkilerini, çağrışımlarını iyi bilelim. Hasta diyor ki sabahları kalktığımda idrarım çay renginde ancak gün içerisinde açılıyor. Ara arada yine idrarım koyulaşıyor diyor. Hasta da aynı zamanda pansitopeni var. Haptoglobinin azalmış. idrarda hemosiderin ve hemoglobin pozitif. Ne aklımıza gelecek? PNH yani paroksismal nokturnal hemoglobinüri. Paroksismal dememiz ara ara olması ama aslında gösterildi ki hemoliz sürekli var. Bazen bu hemoliz atakları hipoksi ile beraber artıyor. O nedenle sabahları çay renginde oluyor idrar. Çoğu zaman hemoliz tüm gün oluyor. Nokturnal artık tarihi bir öneme sahip. Hemoglobinüri, hidra, e, hemolizin intravasküler karakterde olduğunu gösteriyor bize. Hastada derin ven trombozu, intravasküler hemoliz ve panstopini beraberse bu triadı gördüğümüzde her zaman PNH'yı düşüneceğiz. Bu triadı yapan başka bir hastalık yok. Solukluk var hastada. Dalağı büyümüş, sarılığı var. Direkt kums testi pozitif. Orta yaşlı kadın hasta, ne düşüneceğiz? Otoimmün hemolitik anemi. Direkt koms testi, direkt antiglobulin testi DAT diye de geçebilir arkadaşlar. Lupus hastası hemolitik anemi bulguları var. Periferik yaymada siferositler görüyoruz. Yine otoimmün hemolitik anemi düşüneceğiz. Lupus gibi e, kolajen vasküler hastalıklar eşlik edebiliyor. KLL ve hemolitik anemi bir aradaysa yine otoimmün hemolitik anemi düşünmeliyiz. Alfa metil dopa kullandıktan sonra hemoliz bulguları veriyorsa bize soru ya da hasta o zaman yine otoimmün hemolitik anemiyi düşüneceğiz arkadaşlar. Ayak parmaklarında renk değişimi var hastamızın. Morlaşma, beyazlaşma, ağrı var ve uyuşukluk var. Ve hemolitik anemi bulguları var aynı zamanda. Soğuk aglutinin hastalığını düşüneceğiz. IgM antikorlarıyla oluyoruz. Hemoliz soğukta gerçekleşiyor. Mikoplazma pnömoni enfeksiyonuna bağlı Mikoplazma, pneumoniye bağlı pneumoni geçiren hastada hemolitik anemi gelişiyor. Direkt kums testi pozitif, indirekt kums testi negatif. Çünkü indirekt kums testinde IgM'ye e, bakmıyor. Bu nedenle cevabımız soğuk aglutinin hastalığı olmalı. Enfeksiyoz mononikloz geçirdi hastamız. Sonrasında hemolitik anemi geliştiği yine aklımızda soğuk aglutinin hastalığı olmalı. Soğuk aglutinin hastalığıyla ilişkili iki enfeksiyon unutmamamız gereken... ...markoplazma, pneumonia, pneumonia ve e, enfeksiyöz mononükloz yani EBV enfeksiyonu kesinlikle aklımızda kalacak. Çocuk hasta, ateşsiz kanlı ishali var, sonrasında böbrek fonksiyonları bozuluyor, trombositopeni ve anemi gelişiyor. Ne düşüneceğiz? Hemolitik üremik sendrom. Çocuklarda özellikle böbrek fonksiyon bozukluğuyla ön planda gider hastalar konservatif tedaviyle tamamen düzelebilirler. Ateş, konfüzyon, anemi, trombostopeni ve böbrek fonksiyon bozukluğu. Bu bir pentat oluşturuyor arkadaşlar. Bu pentat neyin pentadı? TTP'nin pentadı. Hemen ne arıyoruz tanıyı e, kesinleştirmek için? Periferik yaymada şistositi görüyoruz. Adams, Adams 13 düzeyine de bakıyoruz. Düşükse bu bize neyi gösteriyor? TTP olduğunu gösteriyor. Hasta aort kapak replasmanı olmuş, anemi geliştirmiş, haptoglobinin düşük, retikülosit sayısı artmış, periferik yaymada fragman teriprositler ya da şistositler var ya da helmet hücreleri var. E, makro anjiyopatik hemolitik anemi diyoruz. Makro çünkü buradaki bozukluk makro bir patolojiden kaynaklanıyor. O da nedir? Defektif aort kapağından. Aort kapağı patolojik olduğu için yani defektif olmuş, değiştirilmiş ama defekt ortaya çıkmış. Kan buradan geçerken hemolize uğruyor. Bir makrohemoliz yani bir makroanjiopatik hemolitik anemi ortaya çıkıyor. Başka hangi örnekleri var bunun? Askerlerin ayaklarını uzun süre yere sert vurarak yürümesi. March hemoglobin deniyor. Kasabah Merit sendromu çok büyük hemangiomlar nedeniyle eritrositler yine fragmante oluyorlar. Başka bir hastamız hemoglobini oldukça düşük 6.4. Retikülosit sayısı anemi derecesiyle uyumsuz derecede düşük. Belli ki kemik iliğinde bir şey var. Beyaz küre ve platelet sayıları normal yalnız. Önemli. Kemik ili biyopsi yapıyoruz. Pro eritroblast aşamasında maturasyon aresti. Çok tipik. Hemen nereye götürmeli bizi? Saf eritroid hücre aplazisine götürmeli. Pure red cell aplaziye diye geçiyor İngilizcesi. Konjenital de olabiliyor arkadaşlar bu. Bu durumda ne diyoruz buna? Diamond Black Fan anemisi diyoruz. Timoma olan hastalarda izole derin anemi ne aklımıza getirmeli yine? Saf eritroid hücre aplazisini aklımıza getirmeli. Bir diğer sık görülen durum günümüzde EPO kalitesinin artması nedeniyle nadir ancak sorularda hala geliyor. EPO başlanan hemodiyaliz hastası izole derin anemi gelişiyor. Demir parametreleri B12 folat normal Yine saf erikloid hücre aplazisi aklımıza gelmeli. Hastanın öyküsünde meme kanseri olduğunu söylüyorlar bize. Hasta anemi geliştiriyor. Periferik yaymada çekirdekli eritrositler görüyoruz. Gözyaşı teardrop hücrelerini görüyoruz. İmmatur miyeloid hücreler ve bazen miyeloblastları görüyoruz. Ne olmalı o zaman bu hastadaki aneminin sebebi? Mielofitizik anemi. Genellikle kem e kemik ilinin işgaline bağlı ortaya çıkar arkadaşlar. İşgal olacak. Bu işgali kimler yapabilir? Depo hastalıkları yapabilir. Fibrozis yapan süreçler olabilir. Mesela primer miyelofibrozda olduğu gibi. Granulomatöz hastalıklar olabilir. Tüberküloz, sarkoidolu düşünebilirsiniz. E ya da kanserler olabilir değil mi? En sık olarak karşımıza çıkanlar. Mielofitizik anemi. Peki şu kan tablosuna ne isim veriyorduk? Leko eritroblastik kan tablosu adını veriyoruz. Hafif normokrom normositer anemi, MCV yüksek, retikülosit sayısı düşük, demir indeksleri normal, TSH yüksek. TSH yüksekse hastada bir hipotiroidi var. MCV yüksekliği hipotiroidde gördüğümüz bir şeydi hatırlayın. Anemi normokrom normositer ve üretim azlığı anemisi çünkü retikülosit sayısı da düşük. Bunu endokrin anemilerde görüyoruz. Endokrin anemilerin hepsinin özelliği bu şekilde hipotiroidizme bağlı anemi. Diğer iki özellik, iki örneğine bunun? Addison hastalığı, ACTH da çünkü kemik iliğini uyarıyor. Ve hipogonadizm yani androjen eksikliğine bağlı anemide de hipoproliferatif anemi ya da endokrin hastalığa bağlı anemi görüyoruz. Birinci trimesterde gebemiz var. Serum hemoglobini 11.2, demir indeksleri folat ve B12 normal. Buna ne diyeceğiz? Gebeliğin fizyolojik anemisi ismini vereceğiz arkadaşlar. Anemi tanımı normalde e, şunu isterseniz 10.8 yapalım, 10.8 olsun bu. Çünkü birinci trimesterde 11'in altı, ikinci trimesterde 10.5, üçüncü trimesterde 10'un altı olarak tanımlanabiliyor anemi. Ancak e, düzey ne olursa olsun çok düşük olmadığı sürece dikkat etmemiz gereken şey, sıkıntısız bir gebelik olması, aneminin tesadüfen bulunması, hastanın demirinin folatin B12'sinin normal olması ve hemoliz olmamasıdır. Peki gebeliğin fizyolojik anemisinin sebebi ne? Plazma volümünün artması değil mi? Bir dilüsyonel anemi arkadaşlar bu. Geçtim. Plazmada çok düşük trigliserit düzeyimiz var. Kolesterol düzeyimiz oldukça düşmüş. Periferik yaymada akantositler ya da şıpur seller var. Şöyle akantositler var hasta da aynı zamanda ilerleyen yaşlarda retino, retinitis pigmentoza ve ataksi var. çocuk hasta olarak kabul edebilirsiniz bunu. Ne düşüneceğiz? A beta lipoproteinemi düşüneceğiz. A beta lipoproteinemi. Yine çocuk hasta üst ile ani başlayan hemolitik anemi ortaya çıkıyor. Eritrosit P antijenle karşı otoantikorlar geliştiğini görüyoruz ve intravasküler hemoliz oluyor. Bu otoantikorların adı Donat-Landsteiner antikorları. Hastalığın ismi ise paroksismal soğuk hemoglobinuri paroksismal soğuk hemoglobinuri bir çocukluk dönemi hastalığı IgM yapısındaki antikorlarla oluşuyor. Demir eksikliği anemisi plus, kemik iliği yetmezliği plus, intravasküler hemoliz, PNH. PNH'da anemi 3 şekilde olabilir arkadaşlar. Demir eksikliği. Niye demir eksikliği oluyor? Çünkü idrarla sürekli hemoglobinür ya da hemosidürü nedeniyle demir kaybediyoruz. Kemik ili yetmezliği neden? Çünkü aplastik anemi gelişebiliyor bu hastalarda. Zaten kendisi bir intravasküler hemoliz sebebi. PNH'daki anemi sebepleri olarak sayabiliriz. Bat Kiali sendromu gelişen bir hastada intravasküler hemolitik anemi varsa aklımıza öncelikle ne gelmeli? PNH gelmeli. Hastamızın sepsisi var. Gram negatif idrar yolu enfeksiyonuna bağlı ortaya çıkmış. Peteşiler, mukozalardan sızıntı tarzında kanamaları var. Anemi, trombostopeni, düşük fibrinojen, APTT ve inleri yüksekliği var. Tabloyu gayet rahat tanıyorsunuz hepiniz. Dissemine, intravasküler koagülasyon ya da koagülopati. Kan basıncı 220-130. Bilinç değişiklikleri var. Böbrek fonksiyonları bozulmuş. Periferik yaymada şistositler var. Buna ne diyoruz? Malin hipertansiyona bağlı mikro anjiyopatik hemolitik anemi diyoruz. Bu mikro anjiyopatik hemolitik anemiyi başka nerede görebilirsiniz? Sikloredermal renal krizinde, distemine malnitelerde ve HELP sendromunda görebilirsiniz. HELP sendromu e, hemoliz, karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluk ve düşük plateletle seyreden bir hastalıktır. Ancak e, bu e, gebelerde hipertansiyonun abartılı şekilde yani preeklamsinin abartılı şekli olarak da kabul edilen e, yazarlar var arkadaşlar bunun. Peki HCV hastamız var ribavirin kullanıyoruz hemolitik anemi tarifleniyor ribavirine bağlı hemoliz düşünmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz HCV tedavisindeki devrimden sonra artık ribavirin çok sınırlı ve kısıtlı durumlarda kullanılıyor ama sorularda hala görme olasılığımız var KCFT'de bozukluk var Kayser Flasher halkası görüyoruz gözde. haptoglobin düşük, LDH yüksek ve anemi var. Bu hastada muhtemelen ne var? Bakır fazlalığı var arkadaşlar. Yani Wilson hastalığı var. Wilson hastalığı ve buna bağlı bakır fazlalığına bağlı hemoliz ortaya çıkıyor. Karaciğer siroz olan bir hastamız var. Anemisi var. Hemolitik bileşendi. Trombositopenisi var, lokopenisi var, e, dalağa büyümüş ve sayısı yüksek. hipersplenizm var. Dalağa büyüten nedenler, dalakta her üç serinin yani trombositlerin, beyaz kürelerin ve e, eritrositlerin e, birikmesi, e, retansiyonu olması nedeniyle periferde bunların sayısının azaldığı bir panstopeni tablosu görüyoruz. Her hiper her siplenomegal hipersplenizm anlamına gelmiyor. Bunu da unutmayalım. Clostridium perfringens enfeksiyonu olan hasta sepsise giriyor. Anemi ortaya çıkıyor. Bunun da hemolitik komponenti olduğunu görüyoruz. Bu durumda Clostridium perfringens sepsisine bağlı hemoliz aklımıza gelmeli. Peki başka hangi enfeksiyon etkenleri hemoliz yapıyor? Malaria yapıyor, babesiyozis yapıyor, bartonellozis yapıyor. Hastalığın bir hemolitik evresi var. O ilk hemolitik evresinde hemolizi görüyoruz bartonellozis'ten. Evet, anemilerin ikinci kısmında da 40'a yakın yine asosiyasyon gördük. Bu asosiyasyonlar ya da çağrışımlar vaka içerisinde size anlatılacak arkadaşlar. Gördüğünüz zaman anahtar kelimeler arasındaki ilişkileri yakalayarak soruları direkt olarak işaretleyebilirsiniz. Her iki anemi 1 ve 2 dersinde 80'e yakın böyle çağrışım gördük. Mutlaka bunları sorularda yakalayacaksınız. Katılımınız için teşekkürler. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sonraki mental e, asosyasyon çağrışım derslerinde görüşmek üzere.